kabullenendi. Kim kimi yendi çok mu önemli? Bana baksana benden sana ne? Kendimi anlatamadım hiç kendime. Sevgili arkadaşlar, yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz abi. Fortnite'ın yeni bir teori videosuyla karşınızdayım. Evet, merakla beklediğiniz Meowstmire, yani çöl tarafında gelmesi beklenen bataklıkla alakalı yeni elimde kanıtlar var. Size onları oyun içerisinde göstereceğim. Fakat oyuna girdiğinizde böyle bir ekranla karşılaşırsanız şaşırmayın, çünkü Middle East serverlarında, yani Orta Doğu serverlarında Fortnite oyuncularına bir sprey hediye etti. Genelde bu Çin serverlarında falan oluyordu böyle hediye işleri ve uzun bir zamandan sonra Orta Doğu sunucularında, bakın burada yazıyor, böyle bir şey yapmış oldu, hediye vermiş oldu arkadaşlar. Soğuk içinize böyle hareketli parlayan güzel bir sprey hediye etmiş oldular. Sizler de oyuna girip bedava hediyenizi almayı unutmayın sevgili arkadaşlar. Şimdi sizlerle beraber isterseniz şöyle önce bir karakterimizi değiştirelim. Daha sonra da oyun alanına girip şu size anlatacağım. Şöyle büyücü karaktere gidelim mi abi? Hadi bakalım. Size anlatacağım şeyden bahsedelim. İstatistikler bu arada geçici olarak devre dışı bırakılmış. Bugün sizlere iki teori videosu atacağım. Çünkü bugün gelecek görevleri inceledim oyun dosyalarından ve bugün çekilmesi gereken bir görev bulamadım. Yani görevler çok basit görevler. Yok malzeme topla, yok işte sıcak çatışma noktalarına in, yok bilmem ne yap, şunu yap, bunu yap. Hani böyle oynarken yapacağınız görevler, şurayı araştır, şurayı ziyaret et tarz görevler olmadığı için bugün size görev yerine teori çekmek isterim arkadaşlar. Dün de galiba video atamadım. O yüzden güzel bir teori videosu sizlere yapmak istiyorum. Belki ikinci bir teori videosu gelir, çünkü kafamda bir teori daha var ama yetiştirebilir miyim bugün içerisinde onu bilmiyorum arkadaşlar. Şimdi yalnız büyücü karakteri çok güzelmiş, yani özlemişim abi. Şöyle hemen Palmiye Park'a doğru bir gidelim. Biliyorsunuz ki sezonda ilk geldiğinde bile ben teorilerimde demiştim ki arkadaşlar, değişecek yerlerden biri, hani evrim şeylerden sonra değişik yerden biri çöl kısmı demiştim. Çölde değişiklikler olacak demiştim. İsterseniz şöyle sizlerle beraber çöle doğru inelim ve şu cihazı bir bulalım abi. Bu bizim zaman makinesi, yeniden eklendi çünkü oyuna. Şöyle hemen bir lokasyonunu bulmamız gerekiyor. Nereye koyduklarını tam olarak hatırlamıyorum. Görmüştüm ama gidip yeniden bulmam gerekiyor. Evet, buldum. Buldum. Şöyle hemen bir gidelim abi, karşıya görüyorsunuz. Koşarken ben size biraz daha anlatayım olacak şeyler arkadaşlar. Zaten bakın şu binadan gözüküyor. Binanın içinden bataklıktaki ağaçlar çıkmaya başlamıştı ve ben size sezonun en başında demiştim ki, hatta şu arabaya binelim, bunu da özlemişsinizdir abi şöyle. Ben size sezonun ilk başta demiştim ki arkadaşlar, değişik yerlerden bir tanesi, yani kesin değişik yerlerden bir tanesi çöl demiştim ve bunu kanıtlayan şeyimiz, şöyle bir inelim abi, yapımız şu anda çöle geldi arkadaşlar, gördüğünüz üzere. Peki ne olacak, nasıl olacak, neler değişik arkadaşlar? Şimdi öncelikle şu alan değişti, bilmiyorsanız bu ne, bunun adı futbol sahası değişti. Bununla alakalı teori videomu diğer şeyde yapacağım, çünkü burası benim kafamda farklı bir şey oluşacağını gösteren bir yer. Hani bununla alakalı çok güzel bir teorim var, bir sonraki videoyu bekleyin. Orada anlatacağım size onunla alakalı detayları. O yüzden onun videosunu daha çekmedim, onunla alakalı bir teorim var çünkü. Ve aslında ben size şöyle söyleyeyim, erilmiş şeyler değişmişti, sonra ayrıcalıklı AVM değişti ya. Sonra üçüncü olarak ben direkt çölün değişeceğini düşünmüştüm, çünkü az önce şurada gördüğümüz gibi abi, binaların içinden böyle ağaç dalları çıkmaya başlamıştı. Fakat ondan önce işte burası değişti. İşte ne bileyim abi, yani buraya gelene kadar başka yerler değişti ve şimdi sonunda artık burası değişecek. Peki bu iyi bir şey mi kötü bir şey mi? Ben aslında bu cihazın ilk geldiğini duyduğumda biraz üzüldüm. Neden? Her ne kadar şeyi merak etsem de, çünkü benim oynadığım sezonda Meowstmire yoktu arkadaşlar. Ben oynadığım sezonda, yani 4. sezon sonunda başladım ben ve orayı bilmiyordum. Yani biraz sevinmekle beraber aslında biraz üzüldüm. Neden? Çünkü hani çöl haritadaki sevdiğimiz lokasyonlardan bir tanesi, tamam mı? Özellikle Palmiye Park mesela birçok kişinin atladığı, severek atladığı, loot'u güzel olan, çatışması güzel olan ve güzel de bir bölge aslında. Hani böyle bayağı zamanda görevlerinde geldiği, eventlere de şey olan, böyle eventlere de ne derler, zemin hazırlayan mekanlardan bir tanesi. O yüzden aslında bir anlamda çölün değişmesini istemiyordum. Fakat oyuna girip gördükten sonra şunu fark ettim ki arkadaşlar, aslında Palmiye Park tarafı zaten değişmeyecek. Hani bu taraf değişecek. Yani bakın biz neredeyiz? Biz buradayız. Palmiye Park ise burada. Yani Palmiye Park değişmiyor. Şu bölge değişecek.
Yani muhtemelen şu bölge Myosmaya bataklık olacak. Bu bölge çöl olarak kalmaya devam edecek. Yani aslında bizim sevdiğimiz mekan kalacak ama burada kimsenin kullanmadığı, bu kimsenin inmek bile istemediği benzin istasyonuna değişip buraya o eski bataklık geleceğini düşünüyorum. Yani aslında sevilen yere kaldırmayıp sadece kullanılmayan bölgeye yeni bir yer getirmeye çalışıyorlar. O yüzden de biraz sevindiğimi, yani hoşuma gittiğini söyleyebilirim arkadaşlar. Sizlerin yorumlarını merak ediyorum. Sizce güzel mi oldu şu bölgenin değişmesi? Bakın, muhtemelen şu bölge değişecek. Umarım göl gitmez. Hani burada göl yerine bataklığın içinde göl olarak kalmaya devam eder. Hani sizce şu bölgenin değişmesi, hani hepsi değişmeyeceği belli zaten de, şu kadarcık minik bir bölgenin değişmesi sizce güzel olur mu, kötü olur mu? Sizlere merakla bu soruyu sormak istiyorum. Bence güzel olacak çünkü zaten çöle atladığımız yerler dediğim gibi değişmeyecek. Atlamadığımız bir yer değişeceği için, hani atlamadığımız için de buranın değişmesi her zaman bence iyi olur. Belki seveceğimiz bir yer gelir. İkinci sorum da sizlere, sizce gerçekten benim dediğim gibi Myosin Mayer gelecek mi? Buna neye dayanarak söylüyorum? Şurada az önce gösterdiğim binanın içinden çıkan dallara dayanarak söylüyorum arkadaşlar. Bakın şuradaki binayı dayanarak söylüyorum ama sizce bu teorimde haklı mıyım, yoksa buraya bambaşka bir şey mi gelecek? Mesela burası bir çöl olduğu için belki vahşi bir kasaba, hani eskilerden bir kasaba, at kasabası falan böyle bir yerde gelme ihtimali var. Sonuçta her seferinde geçmişe dönüyoruz bu aile sayesinde. Hani böyle de bir ihtimal var. Bu konuda da yorumlarını sizlerle merakla bekliyorum. Aynı zamanda bu cihaz da şeye geçmedi. Daha bu cihaz bugün geldi. Bugün günlerden abi. Hemen şöyle bakalım bir. Bugün günlerden Perşembe. Bu cihaz bugün geldi ve muhtemelen haftaya Salı günü burası değişecek. Haftaya Salı değişmesi demek de yaklaşık birkaç gün içinde buranın aktifleşmesi demek. Yani önce bir iki gün sonra burası elektrik almaya başlar. Sonra yukarı doğru ışınla portal açar ve daha sonrasında Salı günü gelecek güncellemeyle bu bölge değişir. Benim gerçekten en çok merakla beklediğim bölgelerden bir tanesi, çünkü hani bu Myosin Mayer eğer gelecekse, ben daha önce burada oynamadığım için çok merak ediyorum. Gelsin mi, oynamak istiyorum. Acayip heyecanlıyım. Yani böyle eski şehri görmek, oynamadığım yerleri görmek, yeniden oynama şansına sahip olmak falan benim için çok büyük bir heves gerçekten. Ve sizlere bir sorum daha var. Sizce buradan sonra neresi değişik arkadaşlar? Benim isteğim tabii ki şu taraflarda bir yerlerin değişmesi. Mesela sıcak santral değişse keşke ve kulüp kalantonu geri gelse. Çok çok fazla bir şekilde kulüp kalantonu istiyorum. Çok özledim. Ama mutlaka getireceklerdir. Hani derbeler depoları getiren adam, perakendeyi getiren adam neden elinde sonunda bu kulüp kalantonu da getirmesin? Onu da çok istiyorum ama illa göreceğimi düşünüyorum. Sizce bundan sonra neresi değişik? Aşağı yazmayı unutmayın. Ve isterseniz geçelim. Şöyle hemen bir içerik mağazasına bakalım. Çünkü bugün içerik mağazasında özel bir karakter var ve bazı arkadaşlarımız oyuna giremiyorlarmış. DirectX 11 yetmediği için ya da il dışında olanlar oluyor vesaire. Hani merak ediyorlar, abi içerik mağazasını gösterirsen çok seviniriz diyorlar. İzlemeyi seviyoruz diyorlar. O yüzden sizlere şöyle güzel bir içerik mağazası videosu yapmak istiyorum. Papelim yok şu an, maalesef bir şey alamayacağım. Ama sizler eğer bir şey almak isterseniz arkadaşlar, bir içerik üyesini destekleyin. Unicorn Tire Popos'u yazıp o şekilde alıp beni desteklemeyi unutmayın. Bana fotoğraflarınızı atın ve ben sizlere Instagram'da paylaşayım. Yakında da videolar çıkartmaya başlayacağım. Evet. Zararlı kader, kara delik yolcusu ve zararlı yazılım isminde böyle güzel bir karakterimiz var. Bu karakterin zaten benzeri bende var. Bunun yeni bir tarzı, daha doğrusu yeni bir versiyonu gelmiş arkadaşlar. Şöyle size göstermek istiyorum. Evet, aslında bu karakter karanlıktan öncüsü karakteri. Ama yeni gelen tarzı bence ondan da güzel. Ayrıca sırttaki çanta da çok güzel. Seti çok beğendim. Uzay karşıtı setinin parçası ve 1500 bir papel. Eğer papeliniz varsa bugün tavsiye edeceğim karakter kesinlikle bu karakter arkadaşlar. Şimdi bozulmuş kaplama isminde şöyle piksel bir kaplamamız var. Bakalım nasıl duruyor arkadaşlar. Aynı setin kaplaması. Mekada gayet güzel durduğunu söyleyebilirim. Peki bir de bunlar rakip olarak beyaz ejderha kaplaması var. Şimdi bakalım hangisi daha güzel duruyor. Gençler, açıkça söylemek gerekirse ucuz olmasına rağmen beyaz ejderha bozulmuş kaplamadan daha güzel duruyor. Yani eğer bir size kaplama tavsiye edeceksem kesinlikle ucuz olanı tavsiye ederim. Çünkü diğerinden daha güzel ve çok daha tatlı bence. Burada kurt falan var böyle. Aslında ejderha ama kurta benziyor. Çok daha güzel uyduğunu söyleyebilirim. Peki ifadelere ve danslara bakalım, size hangisini tavsiye edebilirim? Böyle alayım mı senin diye ifademiz var. Hemen geçelim. Evet, ayda zıplama şeyimiz var abi.
Ve harbiden bravo var. Burada size tavsiye edeceğim. Ayda zıplama hem yeni gelmesi açısından hem de şu karakterle uyuması açısından bunu kesinlikle tavsiye ederim. Planör ve şeye bakarsak, kazmalara bakarsak arkadaşlar tek çeşit olduğu için kıyaslama yapamayacağım ama 500 papele güzel bir planör ve bu küp sezonunu sevenler için küp sezonundan bir hatıra planör diyebiliriz. Bu karakterin sevenleri çok fazla. O yüzden yorum yapmayacağım. Zaten seven alıyor bu karakteri. Kazma olarak da zaten kesinlikle üzerine konuşulmaması gereken bir kazma. Çünkü gerçekten güzel bir kazma. Fazla üzerine konuşmayın abi. Bu kazma laneti sizi de sarabilir. Ama gerçekten çok güzel bir kazma olduğunu sizlere söyleyebilirim sevgili dostlar. Yani bakmak gerekirse çok alma diyeceğim bir şey yok. Ama kesinlikle alın diyeceğim. Şu kaplama ve şu karakteri ben çok beğendim. Bunları sizlere tavsiye edebilirim. Şimdiden alan dostlarıma hayırlı olsun diyorum. Destekleyenlere çok çok teşekkürlerimi sunuyorum. Ve bir videonun da ufaktan sonuna geliyoruz. Eğer bugün vaktim olursa sizlere o değişen futbol sahasıyla alakalı güzel bir teorim var. Onunla alakalı güzel bir video atmak istiyorum. Bakalım zaman neler gösterecek. Bu arada dün Şaban, ben ve Esabir 3 kişi CSGO'da saklambaç çektik arkadaşlar. Çok zevkli oldu. Eğer Şaban onu montaj yapıp atmaya karar verirse Şaban'ın kanalında benim de konuk olarak yer aldığım efsane bir video olacak. Eğer yayınlarsa dediğim gibi sizlere paylaşırım. İzleyerek destek verebilirsiniz ve eğer severseniz Şaban'ın kanalında böyle benim de içinde olduğum farklı oyunlar çekeceğiz. Böyle film tadında izleyeceksiniz. Çok çok eğlenceli olacağını düşünüyorum. Çünkü biz oynarken çok keyif alıyoruz. Ve artık videonun sonuna gelin. Çok fazla uzatmayalım diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Diğer videoda görüşmek üzere. Aşağıdan beğenip yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın. Bay bay.